toprağı, tüm Müslümanların intifada düşmanların hesabını zorlaştırdı. Müslümanlar toplu olarak Aksa'nın himayesine, İslami inançlarına yöneldiler. Filistin'deki İslami diriliş, direniş ve mübarek intifada Kur'an ve sünnet doğrultusunda yükselecektir. Ancak bu yolla Müslümanların emelleri gerçekleşebilir. İslami direniş hareketi manasında olan Hamas, her şehirde, her caddede ve bütün evlerde yaşanmalıdır. Yasin'i izleyeceğiz şimdi. Hamas hareketini ateşleyen bir mücahit. Hapiste olduğu halde bu hareketi yönlendiriyor. Şimdi İsrail televizyonu kendisiyle takip ettiği mülakatı dinliyor. İslam hareketin yayılmasının sorumlusu siz misiniz? Evet, benim. Siz Filistin toprağının Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar İslam'ın olduğunu söylüyor ve iddia ediyor musunuz? Bu bizim akidemizdir, inancımızdır. Yani akide... İnanç bölümünü kabul etmez. Kur'an böyle beyan ediyor.
İsra suresinin birinci ayetinde Cenab-ı Hak bunu bize böylece bildiriyor. Bunun yerine cihat ne olur? Barışla mümkün olsa daha güzel olur. Şayet mümkün değilse ne yapabilirsiniz ki? Yani cihat mı? Tabii. Siz önden yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplum getirir, sonra da onlar sizin gibi olmazlar. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Ahiret hayatına dünya hayatını tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer siz emrolunan bu savaşa çıkmazsanız, Allah sizi pek acıklı bir azap ile cezalandıracak ve yerinize sizden başka emirlerine itaat edecek bir topluluk getirecek. Siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar vermeyeceksiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Gerçekten Filistin'in hepsi Müslümanların mıdır? Filistin kullaha İslamiyye. Filistin'in tüm Müslümanlarındır, İslam'ındır. Çünkü Filistin, Hazreti Ömer Efendimiz'in vakfettiği İslam toprağıdır. O benim ve belli bir topluluğum değildir. O, bütün Müslümanlarındır. Filistin toprağının bir kısmını Yahudi'ye vermek ve anlaşmaya varmak asla kabul edilemez. Çünkü Filistin Müslümanların inancına bağlıdır. Şeyh Abdullah Derviş anlatıyor. Müslümanlar Filistin'e hakim oldukları asırlarda Yahudi ve Hristiyanların hiçbirinin Kudüs'e girmelerini engellemedi. Hatta Haçlı Seferleri esnasında dahi serbestiyet vardı. Avrupa'dan ziyarete gelen kilise mensuplarına Selahaddin-i Eyyubi onları bizzat kabul etti ve ayrıca korunmalarını da temin etti. Onlar da ziyaretlerini yapıp memleketlerine döndüler. الْحِمَايَ الْكَافِيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَزُورُ يَحُجْ وَيَعُوْقِ لَا بِلَادِهِ فِي حَالَةِ الْحَرْبِ aslında bile böyle davranmışlar. Hamasutun bil cihadi. Hamasu dabbara adi. Kelime Hamas ne işecek? Ne demek? Hamas demek yasalık demektir. Hakkı haykırmak ve işlemek demektir. Hamas İslami direniş hareketinin kısa yazılışıdır. Hamas içerideki Müslümanların İslami cemiyetidir. İslami şiar edilmiş olan bir halk hareketidir. Hamas İslami düsturla, Kur'an ve sünnet sofrasında yetişmiş ve İslami hakimiyetini arzu eden, bu yolda çaba gösteren evlerde, caddelerde, işte Filistin'de ve her yerde ilahi kelimetullah için çalışma hareketi demektir. Bu yolda hakimiyetin İslam'ın olması için çalışan Müslümanların hareketidir. يقول عليه الصلاة والسلام لغدوة أروحة في سبيل الله خير من Filistin sadece Filistinlerin değil, o bütün Müslümanlarındır. Filistin bütün milletin, bütün ümmetin davasıdır. Hamas bu esas üzerine kurulmuştur. İslamiyet'in bidayetinden beri Filistin toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Ebu Nuhat bu mevzuyu desteklerken şunu söylüyor. 1948 yılında akşam ezanıyla Şafak'ta bir harp çıkmıştı. Kardeşlerimizden Mısırlı Şeyh Mekavi ikindi namazında şehit olmayı istemiş. Akşam namazında da bu isteğine nail olmuş. Onlar Allah için hicret etmiş kimselerdi. İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler kutlu bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.
أعظم درجة عند الله Rableri onlara kendinden bir rahmet ve rıza ile onlar için içinde tükenmez bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında bütün mükafat vardır. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Nablus şehrinde gösteri yapan, protesto yapan mücahitleri görüyoruz.